kadar basitti ki denklemleri. İki o kadar güçsüzdü ki eklemleri. Üç kontrol etmek bebek işi. Yormadan, sormadan, sormadan, yormadan. Bir sarardık biz onları dolma gibi. İki çalardık biz onları zurna gibi. Üç sererdik yollara çarşaf gibi. Yormadan, sormadan, sormadan, yormadan. Çıtaları kaldırırdık, çıtırlara bomba sardık, hadi hopa patlatırdık. Hey gidi günlere, uzun uzun anlatırdık, espriler patlatırdık, hadi top top yuvarlardık. Hey gidi günlere, bütün kızlar toplandık, toplandık, toplandık. Sorduk neden yıprandık, yıprandık, yıprandık. Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık, hoşlandık. Şimdi niye zorlandık, zorlandık, zorlandık. Yıprandık, yıprandık. Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık, hoşlandık. Şimdi niye zorlandık, zorlandık, zorlandık. Bütün kızlar toplandık, toplandık, toplandık. Sorduk neden yıprandık, yıprandık, yıprandık. Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık, hoşlandık. Şimdi niye zorlandık, zorlandık. Yıprandık, yıprandık. Metre başına 50 kalori desek. 50 kalori kaç kiloya tekabül eder? Gram diyelim istersen Gönül. Koş. Ay ne koş ya. Çiko. Ay oy bunlar kim? Ne gürültü yine sabah sabah. Hay Allah. Ya hay Allah. Rahat bırakmazlar şimdi kızı. Seni de bırakmazlar Tolga. Kül kedisiymiş. Peki sen biliyor muydun bu masalı? Ben biliyordum da benim bildiğimi Melis bilmiyordu. Hiç hoşlanmayacak bu haberden. Abici, şu kızı düşünmeyi bırak da biraz da kendini düşün. Böyle giderse ikimiz de işsiz kalacağız. Biliyor musun? Umurumda değil. Bıktım bu şaklabanlıklardan. Tolga, kendinde misin sen? Kendimdeyim. Başkalarına göre yaşamak istemiyorum artık. Kimin ne düşündüğü umurumda değil. Ama sen bir starsın ve bunlara katlanmak zorundasın. Hiç niyetim yok. Ben çıkıyorum. Melis'e kahvaltı sözüm var. Sen hiç akıllanmazsın.
Ya çekmeyin lütfen, çekmeyin. Burası bir eğitim alanı. Mehmet Efendi. Hanımefendiyi duymadınız. Çekmeyin diyor kardeşim. Çekmeyin. Ya sen niye kaynaklısın? Melis Hanım yurttan kaçıyor ama. Giriş çıkış yerden gideceğim. Cevap verirsiniz. Sonuna bekliyorum. Kaç saat kaçta gidiyor? Bakın burası saygın bir eğitim kurumu. Burada kalan kızlarımız da saygın birer kızdır. Yani bunlar nasıl davranacaklarını çok iyi bilirler. Lütfen çekmeyin, dağılın. Her zaman nerede görüşüyorlar biliyor musunuz? Melis şu an burada mı? Buradan kaçtığı söylentileri doğru mu acaba? Burada giriş çıkış saatler hakkında. Kimse bize bu konu hakkında bilgi vermiyor. Siz ne bilgi veriyorsunuz bize bu konu hakkında lütfen. İlişkiler hakkında bilginiz var mı? Burada mı şu anda Melis? Hadi gelir efendim. Buradan kaçtığı söylentileri doğru mu acaba? İşte orada. İşte. Lütfen Melis. Tolga Bey'e aşk ediyorsunuz. Tolga Bey'e aşk ediyorsunuz. Tolga Bey'le ilgilerle tanışıyorsunuz. Tolga Bey'e aşık. Kaç dikar mı? Maço mu? Bak hasta olacak sana. Hoş geldin. Hoş bulduk. Abinden bir haber var mı? Arıyorum ama telefonu kapalı. Belki buraya geliyordur. Yok canım, geliyor olsa annem haber verirdi. Senin neyin var? Bütün gece uyumadı. Yemek de yemiyor. Annesini özlemiştir. Nereden anladın hemen? Ay Özgür, küçücük çocuk. Al bakalım. Küçük bir hediye. Hayatımda hiç bu kadar rezil olmamıştım. Bu kadar sıkıştırılıp sorgulanmamıştı. Senin yüzünden hepimizin hayatına girdiler. Yurdun şerefi iki paralık oldu. Hakkın var mıydı buna? Yoktu hocam. Bir paparazzilerimiz eksikti. Sen dua et, yarın gazetelere çıkmayalım. Kaşınma karşımda. Tamam. Of, çık dışarı. Aynı resmi yapmış. Luna Park. Luna Park'a mı gitmek istiyor? Bilmem. Baksana. Dönme dolap da çizmeye çalışmış. Hadi kalk. Nereye? Luna Park. Baksana kız ilk defa bir şey istedi. Olur. Dur ama son bir kez abimi arayayım. Of, şarjım bitti. Neyse, hadi. Baksana, yüzü güldü. Tolga Bey. Bir kahve de alır mısınız? Hayır, teşekkür ederim. Hesap alabilir miyim? Tabii ki. Bittim ben. Bittim, mahvoldum. Bu daha bir şey değil. Bakalım televizyonda neler diyecekler. Televizyon mu? Ah. Yine arıyor. Ne yapacağım ben ya şimdi? Aç konuş. Ne var bunda? Ne mi var Yeliz? Kızım her şey ortaya çıktı diyorum ya. Aylin ne olur şuna cevap verir misin? Melis gitti de, bitti de, öldü de, bir şey de ne olur? Aa Melis, al şunu, saçmalama ya. Sen niye kaşınıyorsun? Ya, psikolojiktir canım, sıkıntıdan. Sen okul bakıyordun, ne oldu? Yazılabildin mi bir yerlere? Önce bir iş bulup para kazanmam lazım. Tabii İstanbul'da kalabilirsem. Kalmalısın Zeynep. Ailen de olsa hemen boyun eğme. Eğmiyorum da.
İkna etmeye çalış. Sen bizimkileri tanımıyorsun. Kim bakıyor buraya? Buyurun, ben alayım siparişinizi. Çay getir bana. Çay. Dağ başında yaşıyoruz sanki ya. Kimlerle uğraşıyoruz? Ne oldu be? Kendileri insan gibi konuşmayı öğrenememişler. Bu şey ya, bu bizim Zeynep var ya, onun abisi. Hadi Melis. Buradan sola. Allah kahretsin. Bas gaza, bas. Kim bilir ne zorluklara soktum seni. Ya ne alakası var ya? Aile söyledi işte, psikolojikmiş. İnatçılık etme. Psikolojik bunlar sizin icatlarınız. Bit bu ayol şakaya gelir, vallahi bütün yurda bulaşır. Vallahi Melis, şimdi ben psikolojik dedim ama sen yine de bir baktır. Ne olur ne olmaz. Bence de içimizde kalmasın. Bir şey görüyor musun Gönül? Melis, kahve falan mı? Bakar bakmaz görülür mü? Ailen uzaklaşır mısın biraz? Ay! Aa! Ne oldu Gönül? Yoksa? Evet. Nasıl ya? Ben bitlendim mi şimdi? Dur, dağıtma. Ben de biti görmek istiyorum. Bana da gösterin. Sen aşağı iner misin? Hadi bakalım küçük bey. Koş, koş. Allah kahretsin ya. Allah'ım, neden ben ya? Neden ben? Ya dur, bir sakin ol. Herkesin başına gelir. İlaç süreceğiz, geçecek. Üzülme bak, ilacı varmış işte. Gel bakayım sen buraya. Sen gel bakayım benim yanıma. Niye? Ya sen de çıkarsan. Gel. Gerek yok. Aylin, sen git eczaneye bir iki kutu ilaç al. Hadi, eczacı bilir. Tamam. Hemen alıp geliyorum. Koş. Babam arıyor. Siz Zeynep'in abisi olmalısınız. Evet. Oturabilir miyim? Kafeden tanıyorum Zeynep'i. Çok akıllı bir kız. Sizden de epey bahseder. Ben okulu yarıda bıraktığım için buradaki öğrencilere çok özeniyorum. Okumak güzel bir şey. Herhalde okusaydım burada çalışmak zorunda da kalmazdım. Öyle tabii. Biz okuyamadık, bari onu okutalım dedik. Zeynep çok şanslı bir kız. Sizin gibi bir aileye sahip olduğu için. Ama bazen kızıyorum ona. Elindekinin kıymetini pek bilmiyor. Nasıl yani? Yani iyi bir okulda okuyor ama okulun hakkını pek vermiyor. Aklı başka şeylerde. Derslerini çok ihmal ediyor. Kaybettiklerinin değerini çok geç anlamaz umarım. Kim bilir ne zorluklarla okutuyorsunuz onu. Neyse, ben kalkayım. Kafanızı şişirdim. İsterseniz biraz dolanın. Zeynep geç gelebilir. Belki de hiç gelmez. Bir şey isterseniz ben buradayım. Sen neler karıştırıyorsun? Ne diyorsun be? Dal gibi biliyorsun ne dediğimi. Zeynep'i sen ispiyonladın. Haydut musun kızım sen? Bırak kolumu. Sen ne yüzsüz ne utanmaz bir şeysin. Sana ne laf başkalarının hayatından? Bana bak, ben Zeynep'e benzemem ona göre. Her şeyi anlatacaksın. Bırak ve... Abi. Ye. Erden abi sen dur. Seni çırağın anlatacaklar var. Vursana lan. Biliyorum, Zeynep'i almaya geldin. Alıp memlekete götüreceksin. Ama bu kız Zeynep'i tanımaz. İnanmasan Erdal abiye sor. Doğru mu? Evet. Ben söyledim. Ama söylediklerimin hepsi doğruydu. Yani Zeynep okulu bıraktı. Öyle mi Fikriye? Yani şey, bu kız onu tanımaz derim. Bak sen benden daha iyi tanırsın. Zeynep akıllı kızdır, yanlış bir şey yapmaz. Bana onu savunma Fikriye. Kafanıza göre işler çeviriyorsunuz burada. Hem bu arkadaşına teşekkür etmek lazım. Gerekeni yapmış da haberimiz olmuş. Ben bunun hesabını soracağım.
Binelim mi bunlara? Ne istiyor anlamadım ki. Dünden beri böyle. Bir türlü güldüremedim yüzümü. Ya nasıl bakıyor? Baksana annesini özlemiş kız. Zaten bir anne nasıl kızını bırakıp gider anlamıyorum ki. Tabii ya. Luna Park. Aferin kız sana. Ya anlasana. Ev resminin yanında da Luna Park. Evini tarif ediyor. Evet ama burası o Luna Park değil. Peki nasıl bulacağız? Resim defteri çantasındaydı değil mi? Galiba. Ağaçların içinde. Nereden başlayacağız? Bilmiyorum. Hadi bakalım. Pek keyiflisiniz. Kim, ben mi? Evet efendimiz. Yok canım, size soytarılık benimkisi. Hem bugün keyifli olmayacağım da ne zaman olacağım? Bugün en güzel günüm. Bugün eğer kabul ederseniz size çıkma teklif edeceğim. Hayır Can, yanlış yerdesin. Burada böyle bir şey yazmıyor. Olur mu canım? Sen benden iyi mi bileceksin? Yok canım. Sen oyuncusun ama hani ben burada yazan diye. Ne diyordum? Heh. Bugün büyük gün. Benimle çıkar mısınız Leylim? Can. Daha ne kadar sürecek bu durum? Bilmiyorum ama daha önce hiç böyle olmamıştım. Başka bir şey düşünemiyorum. Bütün bu olanların sebebi benim ama yanında olamıyorum. Peki ne yapacaksın? Bilmiyorum ama ne yapıp ne edip ona ulaşmam lazım. Eyvallah abi. Hadi sana kolay gelsin. Ben kaçtım. Sence? Sanırım burası da değil. Şansımız giderek azalıyor Zeynep. Ah be güzelim. Çok yoruldun değil mi? Ama bıraksak bütün gün arayacak. Kim bilir ne kadar özledi annesini. Yok Zeynep böyle olmayacak. Gezdikçe ve bulamadıkça daha çok üzülüyoruz kızı. Hem zaten bütün ürüne parkları dolaşmamız da mümkün değil. Kusura bakma. Ben yarın Can'la buluşacağım da. Hani bit falan. Ben en iyisi bir annemi arayayım. O bıraktı. Bu gerçekten masal gibi. Kızlar. Süreyya nerede? Zeynep sen neredesin? Ya uzun hikaye. Sonra anlatırım. Yardımınıza ihtiyacım var. Biliyorum Zeynepciğim. Zor durumdasın. Aa, siz nereden duydunuz? Onca buraya geldi de. Kim? Kim olacak abin? Abim mi? Merhaba Özgür. Merhaba. 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 Zeynep sen iyi misin? Yok bir şey. Tamam. Bu senin hazır yüzünden. Bir gittim almış Aslan abi karşısına. Yok efendim Zeynep okula gitmemiş de.
elimde kalacaktı Çin. Aa, öyle miymiş? Şehnaz. Fikriye kız size emanet, tamam mı? Tamamdır, merak etme. Fikriye, hadi gidelim. Merhaba kızlar. Merhaba, yok mu? Merhaba. 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 Kızlar, siz iyi misiniz? İyiyiz. Sen nasılsın? İyiyim. Madem iyisiniz de çıkın odanıza. Oldu. İyi günler. İyi günler. Hiç mi kendine saygın yok? Etrafındakilere mutsuzluktan başka hiçbir şey vermediğini görmüyor musun? Özgür, bırak beni. Ne yapıyorsun bu kadar insanın içinde? Defolup gitsen artık. Başardın. Yaptın yapacağını. Dur, kızı korkutuyorsun. Şehnaz'ı mı? Korkutuyorum. Ona söylediklerim zaferini kutlamak gibi geliyor. Özgür, yapma böyle. Bir dakika. Ne zaferi, ne kutlaması bu ha? Saçmalıyor. Dinleme onu. Eğer gerçekten beni söylediğin kadar seviyor olsaydın, sana düşman kesilmemden başka hiçbir işe yaramayacağını anlardın. Umurumda değil. Zeynep'le, o kızla gözlerimin önünde mutlu olmanıza izin veremezdim. Demek bana yalan söyledin ha. Bütün mesele kıskançlıkmış demek. Peki. O zaman sana şunu söyleyeyim. Ben şimdi gidiyorum. Bir saat sonra buraya döneceğim. Ve döndüğümde sen burada olmayacaksın. Tamam? Erdal, bak dinle. Dinledim. Her şeyi anladım. Erdal, şimdi olmaz. Tam durum lehime dönmüşken. Artık yeter. Yalanlarından bıktım. Tekrar söylüyorum. Eğer buraya geri döndüğümde burada olursam seni mahvederim. Abi, bak hiç sevmememe rağmen alışmak için çok uğraştım ben. Sevmek zorunda değildin zaten Zeynep. Bir mesleğin olsun diye gidiyorsun okula. Abi bak, bir dinle ne olursun ya. Bırak bunları Zeynep. Sen bize yalan söyledin. Sana olan bütün güvenimizi suistimal ettin. Abi etmedim ya. Abi inan çok zor bir karardı. Ama artık bir şeyleri göze almam gerekiyordu. Peki. Bu kararını onaylamayacağımızı biliyordun. Olacakları da göze aldın mı bari? He? He? Abi niye bu kadar katısın? Başka bir yol bırakmadım size. Abi benim ne istediğimin herhangi bir önemi var mı? Ben fotoğrafçı olmak istiyorum mesela. Hiç boşuna tartışma benimle Zeynep. Abi. Seni Samsun'a götüreceğim. Abi en azından
Beni anladığını falan söyle ne olur. Benim fikrimin bir önemi yok. Derdini annemle babama anlatırsın. Yarın gidiyoruz. Bilekler hazır. Yurttan gelip alacağım seni, tamam? Yurda gelme abi. Herkesin gözünün önünde olmaz. Uzatma Zeynep. Abi terminale gelirim ben. Bak Zeynep. Uğraştırma beni. Hele kaçmaya falan çalışayım. Kaçmaya falan kalkmayacağım. Ama bırak bari yurttan kendim ayrılayım. Gideceğim. Peki. Ama bak uyarıyorum. Sakın bir aptallık yapma. Yarın görüşürüz. Nerede? Bunu düşünmek için biraz geç kalmadın mı? Nerede? Allah rızası için söyle. İçeride mi? Çok pişmanım. Çocuk nerede? Onu bırakıp kaçtın. Ne diyeyim sana? İçim yanıyor. Başa çıkamıyordum. Param yok. Hem babası hiç istemedi Ayşe'yi. Ne oluyor burada? Ayşe'nin annesi kızını almaya gelmiş. Ayşe burada değil, kaldığım yurda götürdüm onu. İstiyorsanız gidelim. Şükürler olsun. Allah ne muradım varsa versin. Gidelim mi? Senin annen nerede? Banks cennette. Orası yukarıda. Geceler görünmüyor. Senin annen nerede? Ben yalnız girsem daha iyi olur. Çünkü kimse Ayşe'nin yurtta kaldığını bilmiyor. Ya burada değilse? Ya yalan söylüyorsan? İçeride. Merak etmeyin getireceğim. Çocuk zaten korkmuş. Bir de polisleri görmesin şimdi. Al kokla. Annesine götürüyorum Halicim. Annesine mi?
Kızım. Yavrum. Canım benim. Bak, geçti artık, buradayım. Geldim. Görüşürüz fıstık. Bizi özlediğinde annene resmini çiz, tamam mı buranın? O seni bize getirir. Ara sıra gel, çikolata yeriz. Hadi. Seni çok özleyeceğim. Neden söyledin şimdi bunu? Öylesine. Bugüne polis arabası değil miydi? Hangisi? Aa, hayal görüyorsun şimdi, herhalde. Şimdi ne oldu burada? Hiç. Ne demek hiç? Şimdi polis arabası gitti burada. He? Allah Allah. Bilmiyorum. Ben görmedim abi. Çok komiksin. Hadi gidelim. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Bu kadar kötü değil. Gerçekten mi? Çok şeker. Melis? Bence arama evlat. Ben Melis'in babasıyım. Ne oldu Melis? İyi misin? Burası neresi biliyor musun? Yurt. İyi. Zengin varı olmadığını biliyorsun yani. Peki burada kimler kalıyor onu biliyor musun? Dişinden tırnağından biriktirip okutmaya çalıştığımız çocuklarımız kalıyor. Olanlar sizi kızdırmıştır ama... Kızımızı... Sizin reklamınıza yarasın diye, magazin sayfalarına çıksın diye yetiştirmedik. Hiç istemezdim. Ben sandığınız gibi biri değilim. Öyle mi oğlum? Yanıldığımı göstermen için koca bir ömür var burada. Hiç istemezdim böyle tanışmayı. Ama benim Melis'e olan duygularım ciddi. Madem önemsiyorsun onu, o zaman onu rahat bırak. Kızım neler yapıyorsun sen? Baba bana öyle bakma ya. Buna dayanamam. Çok utandırmışım seni. Çok özür dilerim. Uzun uzun konuşmalıyız seninle. Duyacaklarına hazır ol. Yani bana küsmedin. Konuşursak her şeyi halledebiliriz baba. Ben işlerin bu hale geleceğini hiç tahmin etmemiştim. Biliyorum kızım. Biliyorum. Thank you.
Er Yılmaz. Zeynep Er Yılmaz. Telefonunuz var lütfen danışmaya. Zeynep Er Yılmaz. Telefonunuz var danışmaya. Uyuyorsun değil mi hala? Bağla bakalım. Bağla bakalım. Sen Azri'yi de kendine bir sekreter tut. Değil mi? Evet. Ay Özgür terminale gitmiştir. Ayağımızı bir pabuca soktunuz beyefendi. Biraz makul olun lütfen. Anlıyorum ama siz de beni anlayın. Evet. Hemen yarın diyorsunuz. En azından 2 gün süre verseydiniz. Anlıyorum. Teşekkürler. Kolay gelsinmiş. Efendim. Affederseniz rahatsız ettim Süreyya Hanım. Hani diyorum ki biz çıksak. Tamam gidin. Ama öğleden sonra mutlaka burada olun. Sizinle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Ha biliyorum. Zeynep için değil mi? Ben de duydum. Diyorum ki acaba ailesiyle görüşseniz. Bu konu ondan daha önemli Mehmet Efendi. Şimdi bir an önce gidin ve geri gelin lütfen. Emredersiniz efendim. Zeynep'in bir süre gitmesi onun için iyi bile olacak. Merhaba Gönül abla. Bitti mi? Bitti. Otobüse binerken yakaladım. Arkasından seslendim ama. Zamansız oldu bu gidiş. Ama insan bazen neyin son, neyin başlangıç olduğunu anlayamıyor. Tıpkı bunun gibi. Zeynep ideallerini ve arkadaşlarını geride bıraktı Özgür. Ama en çok senin için üzüldü. Giderken bana öyle bir baktı ki. Onu hiç böyle çaresiz görmemiştim. Yine sustum. Bir şey söyleyemedim.
onu sevdiğimi söyleyemedim. Kızım. Kaldır başını da güzel yüzünü değil mi? Utanıyorum baba. Utanacak bir şey yok. Olan olmuş. Ben çok üzüldüm. Ben de üzüldüm. Ama artık kendini de beni de üzmezsin diye düşünüyorum. Baba. Ya ben... Bunlar yaşandı diye ondan vazgeçmek istemiyorum. Ben... Yani bu sebepten olmaz. Hem... Tolga senin düşündüğün gibi biri değil. Tolga hakkında pek bir şey düşünmüyorum. Düşünemem çünkü tanımıyorum. Bence sen de yeterince tanımıyorsun. Ben sadece onun farklı olduğunu düşünüyorum. Farklı? Evet, farklı. Çünkü şöhret budalası değil. Evet, yaptığı işten dolayı ünlenmiş ama bu onun umurunda bile değil. Bak kızım, Tolga farklı bir insan olabilir. Çok iyi bir insan da olabilir hatta. Ama ait olduğu dünya ortada. O dünyada Tolga'nın değerlerine yer yok. Orada bir oyun oynanıyor. Tolga da o oyunun bir parçası. Baba ben Tolga'ya güveniyorum. Ya bu paparazzi saçmalıklarından en az benim kadar o da zarar gördü. O da çok üzüldü. Ben şimdi gidemem. Hem ben onu sevmeye başlıyorum. Baba sen her zaman demez miydin mücadele edin diye? İnsan inandığı şey uğruna mücadele eder. Tamam işte ben inanıyorum. Pes etmeyeceğim. Peki küçük hanım. Doğru bildiğinizi yapın. Sağ ol babacığım. Ama hiçbir zaman kendini kaybetme. Çünkü sonuç düşündüğün gibi olmayacak. Çünkü bu ilişkiyi sadece ikiniz yaşamayacaksınız. Ben gazeteyi arayacağım. Ona göre çıkarsınız siz. Ben ne bileyim, bir restoran falan olur herhalde. Evet, evet Melis. Evet, o kız. Tamam. Vay! Uyandın mı? Gece uzun mu sürdü? Yo, televizyon karşısında uyuyakalmışım. Yani dün gece bu ofisten dışarı hiç çıkmadın öyle mi? Bir şey soracaksan doğrudan sorsana. Bazen benim senin menajerin olduğumu unutuyorsun Tolga. İşlerini ben düzenlemek isterim ama dün gece ne yaptığından bile haberim yok. Önemli bir şey olsaydı sana söylerdim. Önemli bir şey var Tolga. Şu Melis, ilişkiniz ciddileşiyor. Eğer izin verirsen onunla ben de tanışmak istiyorum. Zamanı gelince tanırsın. Olmaz Tolga. Bunu bir an önce yapmalıyız. Madem o da hayatında olacak, onun da kontrolünü bir an önce almalıyım. Neden onu aramıyorsun? Bugün beraber yemek yiyelim. Hadi arasana Melis'i. Bugün mü? Yarın olsa? Bence yarın olmasın. Peki, ararım. İyi, tamam. Ben rezervasyonu yaptırayım, seni ararım. Orada buluşuruz. Bizimkiler yaylaya çıkarız diyorlardı. Biz de gideriz onlarla. Hem abi kardeş biraz zaman geçiririz. Bak söz. Hep başımın etini yiyordun. İstediğin zaman seni kayıkla çıkaracağım dolaşmaya. Çayı gelir belki. Çay her derde devadır. Zeynep de çok sever çayı. Sevmez mi ne? O da bizim uşaktı. Nasıldır sizin bu uşaklar? Yani Zeynep'in ailesi. Vallahi iyi durlar, hoşturlar ama inatçı durlar. Zeynep gidince ne yapacaklar kim bilir? Canını sıkmasalar bari kızım. Ya kötü bir şey yapmazlar herhalde. Ama artık göndermezler Zeynep'i. Bırakmazlar buralara. (Gülüyor)
Keşke açmasaydım konuyu. Zeynep. Baksana bana. Sanki sürgüne gidiyorsun. Annem sürekli senin ismini sayıklıyor. Babam desen zaten 2-3 kere azarlar. Ondan sonra yumuşar. Keşke anlattığın gibi olsa. Sence ben ne yapacağım orada? Bundan sonra bana kendi kararlarımı aldırırlar mı sanıyorsun? Onlar hatta sen bile bana verilen çok büyük bir şansı harcadığımı düşünüyorsunuz. Aslına bakarsan evet. Önceleri güvenimizi boşa çıkardın diye düşünmüştüm. Ama şimdi galiba haklısın. Oraya dönersem artık onlar ne derse onu yapmak zorundayım. Bana yaptırdıkları gibi. Şimdi eve dönmezsen tüm hayatının sorumluluğunu kendi üstüne almak zorundasın. Biliyorsun değil mi? Korktuğunda, kendini çaresiz hissettiğinde ailenin kapısı sana kapalı olacak. Yapabilecek misin? Tabii. Ben izin verdim diyeceğim. Kalmasına ben izin verdim. Tamam mı? Anlıyorum. Kısa bir süreliğine. Ama en azından kızları dağıtmasak, hepsini aynı yere gönderene kadar. Peki. Onay verildiyse yapacak bir şey yok. Ne zaman gönderirsiniz yurt adreslerini? Merak etmeyin Süreyya Hanım. Yo. Çok uzun sürmez. Ufak bir restorasyon. Mümkün olduğunca çabuk hallederiz. Siz yurdu boşaltın, gerisi kolay. Tamam. Kolay gelsin. Ne var? Niye getirttiniz beni buraya apar topar? Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Bir şey içer misiniz? İçmem. Niye çağırdınız? Yurtla ilgili bir sorun var da. Hayırlı bir şey için çağırmazsınız zaten. Yasemin Hanım, ben size kalacak başka bir yer ayarladım. Ne? Başka bir yerde ne demek? Bir dakika. Ne oluyor burada? Önemli bir durum yok. Ufak bir restorasyon işi var. O yüzden yurdun boşaltılması gerekiyor. Yurt boşaltılıyor mu? Evet ama kısa bir süre için. Çok uzun sürmez herhalde. Sizin telaşlanmanıza gerek yok. Ben sizin yerinizi ayarladım. Benim yerimi ayarladınız mı? Peki diğerleri? Diğer yurtlara dağıtılacaklar. Sonra? Sonra bakılacak bir çaresine. Uzun sürmez restorasyon. Ya nereden çıktı şimdi bu restorasyon işi? Sıradan bir öğrenci yurdu orası. Ne gerek var? Niye restore ediliyor? Öyle gerekiyor. Öyle gerektiği için de boşaltılacak. Hepsi bu. Hayır. Ben erken geldim. Burada oturup kapıdan girişini görmek istedim. Gerçek Melis'i. Ben başından beri aynı Melis'i görüyorum. Yani lüks bir evde yaşamayan, yurtta kalan Melis'i. Biliyordum. Ne zamandan beri? Ayakkabının tekini yurt kapısına bırakmadan çok önce. O gece seni takip eden ben. Korkup ayakkabını alamadan kaçtım. Ne? Yani başından beri niye bana söylemedin? Hazır olduğunda senin söyleyeceğinden emindim. Ben senin etrafındaki insanlar gibi olmaya çalıştım. Ben de seni benim sıkıldığım ortamlardan olmadığın için sevdim ama... Ama? Babanla tanışınca, görmek istemediğim gerçekleri yüzüme vurunca... Babamı anlaman lazım. Hangi baba kızının fotoğrafını öyle görse aynı tepkiyi verir. Ben de bunu söylemek istiyorum. Aileni kırabileceğini düşünmeliydim. Yanlış yaptım. Sen yanlış bir şey yapmadın.
Tuncay abin seni çok seviyor. Bir de gösterse. Ama öyledir. Yani biz erkekler... Biliyorum, sevginizi gösteremiyorsunuz. Sana söylemek istediğim o kadar çok şey vardı ki. Sen gidince söylemek için geç kaldığımı düşündüm. Ben de Gönül'e söyledim ilk. Gönül'e mi? Yani senin gittiğini haber vermek için arayınca... Ne söyledin Gönül'e? Seni sevdiğim. Dolapta meyve var, yemek ister misin? Yasemin Hanım, hoş geldiniz. Bir şey mi istediniz? Bir şey soracaktım. Şu Münevver Hanım kız yurdu projesi varmış. Ha evet, restorasyon projesi. Ne soracaktınız? Hangi şirkette acaba? Ama bu bilgi gizli. Bu gizini benimle paylaşmak istemez misin? Bütün zorlukları atlatabiliriz. Benim mutlu olmadığım bir hayata seni çekmekten korkuyorum. Mutlu olmadığını bilmiyordum. Yaptığım işten değil. Onunla beraber gelen ilişkilerimden mutsuzum. Kimi zaman en yakınındakilerin bile senden, ününden yararlandığını görmek çok üzücü. Beni de mi öyle görüyorsun? Hayır, hayır. Nasıl böyle düşünürsün? Sen çok farklısın. Bence abartıyorsun. Kimsenin göremeyeceği yerlere gidersek çevremizdeki ilgi azalır. Buna inanmayı öyle isterim ki. İnan lütfen. Geç kaldım. Hemen kalkalım. Efendim? Hangi dergiden? Numaramı nereden buldunuz? Hayır, ben sizinle konuşmak istemiyorum. Hayır, konuşmayacağım dedim ya. Geliyor. Ben geldim usta. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sürpriz. Zeynep. Sen badem adın mı? Hiç sevinmedin mi? Ya. Eski Zeynep, işi kötü kavga. Ay canım benim. Ay. Zafer? Ha Yasemin, ne işin var senin burada? Bir işim var. Sen ne yapıyorsun burada? Ben staj yapıyorum. Staj mı? İşte bu süper. Bak, benim bir projeye ihtiyacım var. Ne projesi? Bizim yurtla ilgili. Restorasyon. Bu yüzden yurdu boşaltacaklar. Hadi ya. Ne restorasyonuymuş bu? Çok saçma değil mi? İşte aynen, bana da böyle saçma geldi. Bak, bu işin altında başka bir iş var. O projeyi bulmamız lazım. Aa, yok yapamam. Eğer yakalarlarsa stajım yanar. Ya Zafer, yurt boşaltılacak. Bütün kızlar sokakta kalacak. Üstelik hiçbirinin haberi yok. Ya sadece bir dosya, hadi. İyi peki, gel benimle. Sende bir hal var ama anlamadım. Ya ne var müsaadımda her zamanki halim? Biraz sen karıştırdın. Neymiş? Sürprizmiş. Vallahi benim suçum yok. Kızacaksan Özgür'e kız. Ya Allah can olsun usta. Ben sahneye de tüm bilirim. Bir dolu misafir çağırayım da gör. Ne misafiri? Misafir de değil. Parti yapalım. Parti kızlar arayacak. Alo? Aa, Mehmet abi, Mujdem'i isterim. Süreyya Yıldırım.
Kızlar bahçede toplansınlar Mehmet Efendi. Kızlar gittiler efendim. Gittiler mi? Burada olmalarını söylemiştim. Biliyorum ama Zeynep gelmiş. Hepsi onu görmeye gitti. Zeynep mi gelmiş? Evet. Zannediyorum kutlama yapacaklar. Ama isterseniz Gönül'e haber verebilirim. Yok yok arama. Neşelerini bozmayalım. Geldiklerinde konuşuruz. Peki. İlk adımı. Yurda otel yapacaklarmış. Beni hiç şaşırtmıyorsun baba ya. Ne? Ha, boş ver. Zafer, sen şimdi yurda git. Kızlara durumu anlat, olur mu? Benim burada bir işim var. Peki. Hayatını bir hiçe sayan bir adama kalkmış neler anlatıyorum. Başkalarının hayatları. Sana ne onlardan değil mi? Sen işine bak büyük patron. Boş ver. Çocuklar lütfen öncelikle izin verin ben konuşayım. Size haber verdiğimi duyarsa rahatsız olabilir lütfen. Tolga, gazeteci arkadaşlar gelmiş ha. Ben sanmıştım ki... Tolga Bey yeni sevgiliniz mi? Evet, kız arkadaşım Ayşen. Siz yanlış haberler yazınca Ayşen de rahatsız oldu. Birkaç poz olabilir miyiz Tolga Bey? Birkaç kare sadece. Tolga bu da ne demek oluyor? Melis'le birlikte gelmemizi isterdim biliyorum. Senden gizli program yapamayacağımı... ...kontrolün altında olmayan hiçbir şeye izin vermeyeceğini kanıtlayacaktı. Aslında başardım. Bu da bana verdiğin son ders olsun. Yani... Bana Melis'i senin gibilerden korumam gerektiğini öğrettin. Tabii işini de kaybetmiş oldum. Tabii ne zaman tanıştınız? Lütfen. Lütfen. Müsaade eder misiniz? Eyvah. Süreyya Hanım. Akşamüstü yurtta olun demişti ya. Hayrola? Valla bilmiyoruz. Süreyya Hanım. Kusura bakmayın. Aslında yurtta kalır demiştiniz ama. Biliyorum. Hoş geldin Zeynep. Dönmene sevindim. Hoş bulduk Süreyya Hanım. Kızlar oturun lütfen. Mehmet Efendi. Hadi geç. Sizler böyle bir arada ve neşeliyken bu haberi vermek istemezdim ama... ...bu benim görevim. Biliyorsunuz içinde bulunduğumuz bina tarihi bir eser. Bu durum bize zaman zaman çeşitli zorluklar çıkarttı ama idare ettik. Ancak vakıf ani bir kararla yurdun restore edileceğini bildirdi. Yani kısa bir süreliğine yurdu boşaltmak zorundayız. Yoksa başka bir yurda mı geçeceğiz, onu mu demek istiyorsun Süreyya Hanım? Maalesef Gönül. Vakfın elinde bize uygun başka bir bina yokmuş. Sokakta kalmayacağız ama herhalde. Tabii ki sokakta kalmayacaksınız. Valilik hepinizi yurtlara yerleştirecek. Yurtlara mı? Yurda demek istediniz herhalde. Maalesef. Hepinizi aynı yere gönderemiyorlar. Ayrı ayrı yurtlara yerleşeceksiniz. Ayrı ayrı mı? Bütün yurtlara bakmışlar mı? Bunun için vakitleri olduğunu sanmıyorum Gülenay. Yurda hemen yarın terk etmemizi istiyorlar. Ne? Nasıl yapacağız? Kızlar, bunun hepiniz için çok zor olduğunu biliyorum. Ama karar kesin ve yapılacak hiçbir şey yok. Biraz daha sabretmek zorundayız. Restorasyon bitince geri döneceğiz.
Ne işin var senin burada? Ben... Arkadaşlarına bir şey söyleyeceksen şimdi sırası değil. Süreyya Hanım, aslında sizinle konuşmam gerekiyor. Yurt hakkında. Yurt hakkında mı? Bugün Yasemin geldi staj yaptığım inşaat firmasına. Babasıyla konuşmuş yurt hakkında. Galiba restorasyondan sonra geri döneceğini söylenmiş. Evet. Yasemin'le projeye baktık. Ve bu mümkün gözükmüyor. Bu binayı bir otele çevirecekler. Otel mi? Nasıl? Vakıfla ben konuştum. Sanırım size kötü bir oyun oynadılar Süreyya Hanım. Bütün planları gördüm. Süreyya Hanım! Hocam! Çocuklar! Kadın bayılıyor. Su getirin! Su getirin! Hocam, açılın, açılın! Tansiyon aletin nerede? Neyse, bunu da atlattık. Çok teşekkür ederim. Aman ne teşekkür, ben çok eğlendim. İyi, hiç olmazsa senin keyfin yerinde. Sevindim. Bir gün bu olanları Melis'e onu korumak için yaptığını söyle. Kızcağız beni düşman bilecek. Belki bir gün karşılaşırsak... Süreyya Hanım, siz bilseydiniz izin verir miydiniz? Bu yurt için canla başla çalıştınız. Nereye gidecek bu kızlar? Nasıl alışacaklar? Hele siz, siz nereye gideceksiniz? Bizi merak etmeyin. Biz nasıl olsa başımızın çaresine bakarız. Nereden çıkardın oğlum? Biz sokakta kalır mıyız biz? Hı? Nereye gideceğiz peki? Kimsemiz yok ki. Sen bunlara kafanı yorma. Hallederiz. Buluruz bir yol. Galiba hepimiz buradayız. Evet, hepimiz. Hatta sen bile. Bir Yasemin yok. Hiç sevmezdim Yasemin'i ama helal olsun kıza. Babasına hesap sormaya gitmiş. Bize olduğu gibi babasına da hırçın olursa ya o adamı vay haline. Hırçın diyene bakın ya, yapmadığını bırakmadın kıza. Ojelerin havalarda uçuştuğu günleri unutmadık. Efendim babacığım? Haklı çıktın? Hangi konuda? Tolga mı? Televizyon mu? Tamam, hemen açıyorum. Evet kız arkadaşım Ayşe. Siz yanlış haberler yazınca Ayşe de rahatsız olur. Birkaç buz olabilir miyiz? Birkaç versin.
Ayşe'yle uzun zamandır birlikteyiz. Kayalık'ın karşısına beraber çıkmak gibi bir düşüncemiz yoktu. Şaka maka, siz olmasaydınız ben başaramazdım. Asıl sen olmasan biz ne yapardık Gönül? Sessiz ne yapacağım bilmiyorum. Geldiğimizde hepimiz yabancılık çekmiştik. Annemizi bile sokmadığımız odalarımızdan çıkıp kalabalık, gürültülü odaları paylaştık. Şimdi herkes geçen zamanın bize neyi kazandırdığını anlıyor. Dayanışmayı, birlikte yaşamayı öğrendik. Biz bir aileyiz ve biliyorum ki kopmayacağız. Eninde sonunda, nasıl bilmiyorum ama bir yerlerde birlikte olacağımızı ve bütün kavgalarımıza, banyoda sıra kapma yarışımıza kaldığımız yerden devam edeceğimize eminim. Basitti ki denklemleri, iki o kadar güçsüzdü ki eklemleri, üç kontrol etmek bebek işi, yormadan sormadan sormadan yormadan, bir sarardık biz onları dolma gibi, iki çalardık onları zurna gibi, üç sererdik yollara çarşaf gibi, yormadan sormadan sormadan yormadan, çıtaları kaldırırdık çıtırlara bomba sardık, hadi hoppa patlasırdık, hey gidi günlere uzun uzun anlatırdık, espriler patladırdık, hadi top top yuvarlardık, hey gidi günlere, bütün kızlar toplandık, 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 sorduk neden yıprandık, 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 biz onlardan hoşlandık, 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 şimdi niye zorlandık, zorlandık.